Simsim sim, e, sürpriz yani yetkinliğimiz Simsim sim çantanın sonunda bir taşla iki kuş hep diyordum ki iki parça çıkacak. İşte şimdi ilk parçamız portföy, ikinci parçamız da çanta olacak. Ee, ilk günümüzde Simsim sim çanta bölüm bir üçgeni öğrenmek isteyen, yapılışını öğrenmek isteyen olursa. 4 ee, yani kare olanı, sayıları ve örülüşünü Simsim e, sim çantanın bölüm 2 altıgen yapılışını Simsim çanta e, bölüm 3. E, bu birleştirmeleri Simsim çanta bölüm 4 ve bölüm dörtte yani dün e, demiştim ki yani bittikten sonra eğer portföy yapılacaksa şu anda bu portföy için konuşuyorum. Portföy yapılacaksa örmeye başladığınız zaman hep bu birleşme yerleri sadece bir sıra şu birleştirme şu şurası çift 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 arttırma yapıyoruz ki kasılmaması için ondan sonra bir sıra daha örüyoruz ve e engeç yengeç ayak yapıyoruz diye demiştim ama örülünce ortaya çıktı ki iki sıra az ben dört sıra ördüm ve şimdi bir de bitirişini göstereyim engeç ayağı şöyle bir katlayayım bunu engeç ayağın yapılışı ters sık iğne yapıyoruz. Yani bir önceki ilmeğin altında batarak sık iğne örüyoruz. Ters. Bir sonrakine batıyoruz. Geri geri gidiyoruz. Geri geri örerek. Ee, çok yani ne bileyim ben ördüm bütün çantalar hatta kıyafetlerde çoğunluğu e, engeç ayağı kullanıyorum. Hatta gömleklerde, e, tişörtlerde kollarda, yakalarda, ceplerde farklı iplerle, iplerle kullanarak yani çok güzel bir hava veriyor. O neden muhakkak çantalarda eskiden takip eden benim bitiş bitiş noktam en geç ayağı ve bu şekilde geri dönerek daha iyi görünsün diye şimdi buradan toplayayım çünkü mavi mavi yansıtma şey gözükmüyor Şimdi şu ters yani bir geri giderek sadece ilmeği alttaki ilmeğe batıyoruz. İpimizi çektik ve ondan sonra ikisini de birden kapattık. Arkaya battık, ipimizi çektik ve tekrar kapattık. Bu şekilde kenarımız çok güzel bir e, bir şekilde çıkıyor ve fermuar takıldığı zaman bir nevi de fermuarımızı burada gizliyor. İşte böyle portföyümüzü bitiriyoruz. rafi iplikle ördüm e, parçayı. Bitir bitirişi 4 sıra ördüm. 5. sırada yengeç ayağı yaptıktan sonra ters çevirdim. Güzelce bir buhar verdim. Buhar verdikten sonra kullanacağım astarını bizim olan parça kadar büyüklüğünde e, astarı kestim. Ondan sonra yarım santim e, en fazla 1 santim kıvırtıyorum. Eğer e, ra, kullandığım malzemeye göre ipliğim varsa dikiyorum yoksa silikonla yapıştırıyorum. Ondan sonra fermuarını dikip şöyle katlayarak ve bizim 4 günlük YouTube etkinliğimizden e, aynı motifle böyle bir dediğim gibi yani bir taşla iki kuş e, portföy isteyenleri bir, yani sadece 6 kare 6 tane üçgen bir tane altıgen yapıp elde portföy elde etmiş oluyor. Büyük çanta isteyen olursa o zaman aynı bundan iki parça yapıp üstüne koyar. Onu büyük bir çanta baya büyükçe bir çanta olur. Rahatça kullanabilir. Etkinliğimizden ilk portföyümüz bitti. Bir sonraki videoda artık çanta olarak sizlerle paylaşacağım. Davul çanta. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolar a kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.